Merhaba arkadaşlar, geometri soru çözümüne başlayalım. Taban yarıçapı, taban çapı 10. O halde yarıçapı 5'tir. Ne kadar açılmış olacak? Dairenin çapı kadar, çünkü tam bir tur diyor. Çevresi 2 pi r, r'si 5 olduğu için 10 pi. Yüksekliği ne? 20 demiş. Yan yaptığı zaman 20 buranın uzunluğu. O halde alanı soruyor. 20 ile 10'u çarptık. 200 pi. Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen demek bütün kenarlarının birbirine eşit olması demek. Bunu bir birim küp olarak düşünürsek, bütün uzunluklar 1. AFD. AD uzunluğu nedir? 1. FD uzunluğu nedir? FD'yi görmem daha zor olacak. AF uzunluğu nedir? 1'e 1. Pisagor yaptığım zaman kök 2. 1 ile kök 2 birbirine eşit mi? Değil. O zaman bu da eşkenar üçgen değil. BFL. BF 1. Renk değiştirelim. BF 1. FL 1 1 kök 2. O halde bu da eşkenar üçgen değil. EDB'ye bakalım. ED köşegen. 1 ile 1'den kök 2. Tamam. DB de köşegen. 1 ile 1'den kök 2. Tamam. Bir de EB. EB de 1 1 yine köşegen. O halde o da kök 2. Üçgenler birbirine eşit olduğu için cevap C. Benim C noktasının koordinatlarını bulmam gerekiyor. Şuradan bir dik üçgen oluştursam. A 3 olduğu için 3. D eksi 4 olduğu için burası da 4 olur. C noktasını bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Üçgende benzerlik yapalım. A, B kare olduğu için açı olarak 180'e tamamlayacak. A, burası da B. Karenin kenarları eşit. 90'ın karşısında eşit kenarlar varsa bu iki üçgen eş üçgenlerdir. A'nın karşısında 3 var. A'nın karşısında 3 olmalı. B'nin karşısında 4 var. B'nin karşısında 4 olmalı. O halde C'nin koordinatlarını yazıyorum. 4 birim. X ekseninde sola geldiği için eksi 4. D noktası 4 birim aşağı inmişti. C noktası da 3 birim yukarıya çıktı. D noktası 4 birim aşağı inmişti. C noktası da 3'te 3. Geriye 1 kalır. O halde C'nin ordinatı eksi 1'dir. A ile C noktasının orta noktası ağırlık merkezidir. Eksi 4 ile 3'ü topladım. Eksi 1, eksi 1 bölü 2. Eksi 1 ile 0'ı topladım. Eksi 1, eksi 1 bölü 2. Orta nokta ikisinin aksilerini toplayıp 2'ye bölüyoruz. Ordinatları toplayıp 2'ye bölüyoruz. İşte bu bulduğum benim orta nokta ağırlık merkezi ile orijinden geçen doğrunun eğimini soruyor. 0'a 0. Eksi 1 bölü 2'ye. Eksi 1 bölü 2. Eğim y'leri arasındaki farkın x'leri arasındaki farka bölümü. Y1 eksi y2. X1 eksi x2 olacak.
Sıfırdan eksi eksi 1 bölü 2 çıktı, artı 1 bölü 2. Sıfırdan eksi eksi 1 bölü 2 çıktı, artı 1 bölü 2. 1 bölü 2'ler sadeleşti, eğim geldi 1. Saat 12, zaman 12 saat aralığı olduğu için ben 360'ı, tam açı 360, 12'ye bölüyorum ki her saati kaç derecenin dördünü bulayım. 360'ı 12'ye böldüm, 30. Her saat dilimini 30 derece görüyormuş. Yani burası 30, burası 30. O halde dik geldik. Burada 30, 90, şurası 60 derecedir. Burası da 30 derece yapar. 30 ile 30'un toplamı dış açıyı verdiği için 30 ile 30'un toplamı 60'ı verir. Bir ve 2 arasındaki mesafe 2'ymiş. Bakın 30 ile 30 var. İkizkenar üçgen, o halde burası da 2'dir. 90'ın karşısında 2 varsa 30'un karşısında 1, 60'ın karşısında kök 3 olur. Şu mesafe kök 3 ise karşısı da kök 3'tür. Burası 3 ise karşısı da 3'tür. Yani bir dikdörtgenimiz var. Bir kenarı 3, 3, 6. Bir kenarı kök 3, kök 3, 2 kök 3. Benden bunun alanını istiyor. 12 kök 3 yapar. Diyor ki alttaki ortadaki direk şu mesafeler eşitmiş arkadaşlar. O halde ben buradan çizersem 0,5 ise 0,5, geriye 2 kaldı. 0,5 ise burası da 0,5, geriye 4,5 kaldı. Açı yerleştirdim. A, B, 90 olduğundan toplam 180 olacak. Geriye A kalır. A artı B 90'dı. 90 daha 180 yapar. Burası 90 olduğundan üçgenin iç açıları toplamını 180'e tamamlamak için buraya B kaldı. 90 artı A artı B 180 yaptı. Bana şu mesafelerin eşit olduğunu söylemişti. Eşit mesafeleri de K, K desem. A'nın karşısında soldaki üçgene bakıyorum. A'nın karşısında 4,5 var. Sağdaki üçgende A'nın karşısında K var. Soldaki üçgende B'nin karşısında K var. Sağdaki üçgende B'nin karşısında 2 var. İçler dışlar çarpımı yaptım. K kare 4,5 yerine 9 bölü 2 yazayım. 9 bölü 2 ile 2'nin çarpımı. K kare 9 ise K 3'tür. Ortadaki direğin direklerden birine olan uzaklığı 3'müş. K'yı 3 bulduk. Çokgenlerde iki kenarı ayıran köşegen İki kenarı ayıran köşegen, şu köşegenler birbirine eşittir. Bu bir kare. Karenin kenarları birbirine eşit. E ile B'yi birleştirirsem, EC ile EB ikişer kenarı ayıran köşegen olduğu için EB ile EC de birbirine eşittir. O halde ben burada bir ikizkenar üçgen elde ederim. Beşgenin bir iç açısı 108 dereceydi. İkizkenar üçgen olduğu için geriye kalan 72'yi 2'ye böldüğümde 36'ya 36 ayırır.
Aynı şekilde bir iç açısı 108 derece ise köşegen 36'ya 36 ayırır. Bir iç açısı 108 olacağı için E açısındaki geri kalan yer de 36'dır. Çünkü bir iç açısı 108 derece olacak. FEC 90 derece olduğundan kare, burası 90 derece olacağından 36, 36, 72, 90'ı tamamlamak için geriye 18 kaldı. Yine bir renk değiştirelim. Bakın burada bir ikizkenar üçgenim var. Tepe açım 54, tabandaki açıları merak ediyorum. Bu iki açı birbirine eşit olacak. Yani 2A artı 54, 180. 54'ü karşıya attım, 126. A 63 geldi. A 63 ise A dediğim yer tamamı. 63'ten 36 çıkarttım. 7 eklesek 43, 27 dereceymiş. Bariyer 30 derecelik açıyla yukarıya kalkıyor. Uzunluğu 8 metre olan bariyer. O halde şu mesafesi ne olur? 90'ın karşısında 8 varsa 30'un karşısında 4. Yerden uzaklığı 4.8 metre ise geriye 0.8 metre kalır. Bariyerin yerden uzaklığı 0.8 metre, yani 80 santimdir. BD ile DC birbirine eşitmiş. Yani buraya A uzunluğu dersem, burası da A uzunluğudur. Bir dikdörtgen kağıdı. EC kök 3'müş. Burası kök 3. AD katlandığı zaman buraya geldiğinden AA dediğimde burası 2A ise bu da 2A olur. Yani şurası 2A. A'ya 2A gördüysem arkadaşlar 30 derece demektir. O halde burası 60. 90 olduğundan toplamı 180'e tamamlamak için 30. Burası da 60. 30'un karşısı kök 3 de 60'ın karşısı kök 3'ün kök 3 katı olacak. Yani A dediğim 3'müş. A 3 ise buradaki A da 3'tür. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3 olur. Benden ne istemiş? AED üçgeninin alanına. Dik olduğu için ben burayı buldum. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6 olarak. Şu kenarı da buldum. 30'un karşısı kök 3 ise 90'ın karşısı 2 kök 3. Bunun alanını sormuş benden. 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2. Cevap 6 kök 3'müş. Şimdi birazcık genişletelim. Şimdi AB üçgenini çizelim. Hatta biraz daha genişletelim. Haydi.
Bir abici 3 gün içinde. A noktasının B noktasına göre simetri. Burası. D. B noktasının C noktasına göre simetri uzatırız. E'ymiş bu noktada. C noktasının A'ya göre simetri, burası da F'ymiş. Şimdi DEF'nin kaç katıdır diye soruyor. Üçgenimizi çizdik. Şuradan birleştirsem arkadaşlar. F'yi bulurken C'nin simetriydi. Yani şuralarda işaretim vardı. O halde ABC üçgenin alanı F ise ABF üçgenin alanı da F'tir. Çünkü tabanları eşit. ABF üçgenin alanı F ise buralarda dikim olduğu için FBD üçgenimin alanı da S olur. Tamam. F, B, C üçgenimin alanı 2S ise F, C, E üçgenimin alanı da 2S olur. Güzel. Geriye ne kaldı? B, D, E üçgenimin alanını bulmak. A, B, C üçgenimin alanı S olduğundan birleştirdiğim zaman tabanlarını eşit gördüğü için burası da S'dir. D, B, C üçgenimin alanı S'dir. Tabanları eşit gördüğü için burası da S'dir. Toplam kaç S var? 2, 4, 6, 7 S var. Demek ki 7 katıymış. B ve C kuyularına sırasıyla 50'ye 80. 50'ye 80. Tarlada başka bir kuyu açıyorum. B ve C'ye sırasıyla 60'a 40 oluyor. BC'nin uzunluğuna x dersen x'in alabileceği en büyük ve en küçük değer. Yeni işlediğimiz üçgen eşitliği arkadaşlar. X 130'dan küçük, 80'den 50 çıktı, 30'dan büyük. A, B, C'ye göre. Yeniye de Y değil. A, B, C'ye göre üçgen eşitliği yaptım. Renk değiştirdik. B, C, ait. Tablette çizmek biraz zor oldu. BCY'ye göre aradaki x 60 ile 40'ın toplamından küçük, farkından büyük. O zaman x 30'dan büyük, 100'den küçük olmalı. Alabileceği en küçük değer 31, en büyük değer 99. İkisini topladığımız zaman 130 yapar. Çalışmalarınızın devamını diliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.